Sevgili izleyenler, şu anda Bayrampaşa'dayız. Eyüp Kundura'nın fabrikasındayız. Yaklaşık 5000 metrekare kapalı alanda üretilen ayakkabılarımızı sizlere tanıtacağız sevgili izleyenlerimiz. Yanımızda işin uzmanı var. Kendisinden ayakkabı konusunda fikir alacağız. Evet, bir müşterimiz geldiğinde ayakkabıyı nasıl izah edeceğiz? Neye dikkat etmeleri gerekiyor? Şimdi ayakkabı seçiminde dikkat edilecek hususlar, evvela ayak rahatlığını ön planda tutarak ayağına göre ayakkabı seçmesi gerekir alacak müşterinin. Aksi halde ayağı rahatsız edecek ayakkabılar hiçbir zaman sağlıklı bir giyim olmaz. Şimdi burada şöyle bir şey var. Mesela ayakkabı seçiminde dikkat edilecek yine hususlardan. Sağlıklı bir ayakkabı almak istiyorsak bilhassa ayakkabının iç donanımının deri olması çok önemlidir. Aksi halde ayağa bakteriler üretir, mantar hastalığına sebep olabilir. Peki bir şey sormak istiyorum. Ayaklarımız genelde ayakkabıda fazla kaldığı zaman koku yapıyor. Bu ürettiğimiz ayakkabıları da yani koku olmayacak dedi. Eyüp Kundura'da sevgili Eyüp Bey dedi ki bizim ayakkabılarımız kaliteli, son derece güzel, şık bir ayakkabı, aynı zamanda ayağınızda koku üretmeyecek. Bununla alakalı bize bilgi verebilir misiniz? Tabii. Şimdi ayakkabının iç astarı ve taban astarı dediğimiz malzeme, biz deri olarak kullanıyoruz bunları. Deri işlentilerinde de bazı özel kimyasallar var. Bunlar ayağın rahatlığı için ayakkabıyı çıkardıktan sonra hoş bir koku veren malzemelerdir. Bu tür malzemelerin kullanılmasına biz özen gösteriyoruz Eyüp Kundura olarak. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Eyüp Kundura'nın değerli sahibi Eyüp Bal aramızda. Kendisine bize yapmış olduğu katkılardan dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Onun da bir fikrini alalım. Vallahi ustamın da anlattığı gibi ayakkabılarımız kalitelidir. Kendi üretimimiz. Yani sen de geldin gördün abi. Benim üstüne söyleyecek fazla bir lafım yok. Yani kaliteli ayakkabı yapıyoruz, kaliteli ayakkabı satıyoruz. Öyle diyeyim. Evet, iyi bir ayakkabı almak istiyorsanız mutlaka ve mutlaka Eyüp Kundura'yı tercih edin diyoruz.